Cenk'cim bir tıp. Tıp. Ne diyeceğimi unutuyorum. İnsan tıp deyince devamını getiremiyor sevgililer. Çünkü o kadar kallavi söylenmesi gereken evet. Ve davudi çıkan bir kelime ki tıp. Tıp. bir tıp böbürü atar mısın diyecektim sevgili izleyicilerimize. Ben ilk başta biraz öyle atmıştım ama hadi biraz daha atayım. Tamam. Bu tıp böbürü müdür? Yani tıp, doktorlar ciddi, böyle mi böbürlenir? Biraz yani işte doktor bir bak şuran falan diyecek. falan diye oraya doğru bakar. Biraz tepeden da, bakan. Biraz mecbur da, çünkü adam vücudumuzda kaç organ varsa hepsini oturmuş ezberlemiş 6 senede. Yerlerini de biliyor. Böyle parmağıyla mesela şöyle koyup parmağınızı şöyle bastırırsanız, adamın parmağını bastırırsanız mide, kalp falan diye söyleyecek durumda. Bütün doktorlar evet. Böyledir sevgili izleyiciler. Ya da mesela midem ağrıyor falan dediğinizde buraya bakmaz doktor. Direkt oraya doğru yönelir. Öbür türlü çok şüphe çekici bir şey olabilirdi. Evet ama genelde şimdiki doktorlar yani mesela şu an doktor olmak için midenizin nerede olduğunu bilmenize gerek yok. Çünkü işte ultrasonografi var, MR var, röntgen var. Bütün bunları tam bir röntgen yazayım sana veya bir MR yazayım falan deyip sizi postaladığı anda siz ona tekrar geri dönüp sonuçları getirdiğinizde evet. Midenin nerede olduğunu zaten anlayacaktır. Ve neyse ki iç organlarımızın yerleri değişmiyor. Yoksa ekstradan şimdi bakalım senin miden neredeymiş gibisinden 50 kere röntgene röntgene gönderir dünyanın parasını gene. Bakalım aralarında. Bu arkadaşımızın midesi neredeymiş. Bakın ben hadi ben tam yedim falan diye aralarında böyle yarışmalar kendi aralarında da yani doktorlarla bir ara geldi. Ya bir hastam geldi midesi burnunda bir hastam geldi. Ona şöyle tedavi uyguladım falan gibisinden evet. Konuşmalar olabilirdi ama şu an tabii öyle konuşmalar yok. Çünkü organlarımızın tamamı sevgili izleyiciler kan dışında. Tamamı vücudumuzun içerisinde belli yerlerde evet. Saklıdırlar. Kan da niye dolaşıyor? Çünkü ben nerede olsam acaba? Çünkü yer kalmamış ona. Herkes bir yer kapmış. Nerede olsam acaba? Nerede olsam acaba falan diye. O yüzden vücudumuzda dolaşıyor. Yoksa o da yerini bilse paşa paşa oturur. Bir de tabii içerisinde al yuvar, at yuvar ve ak yuvar dediğimiz 3 ayrı yuvar taşıdığı için bu ak yuvarlar özellikle sevgili izleyiciler bu dolaşım sistemi içerisindeki dalaşım sistemini oluşturan dostlarımızdır. Bir mikrop, bir virüs göreyim de dalaşayım evet. Falan tarzında dolaşan dostlarımızdır. Bunları taşıdığı için kan dolaşır. Yoksa kan da biliyor durmayı. Hani durursam pıhtılaşırım falan gibi sorun da yok. Çünkü vücudun içinde olduğu sürece pıhtılaşmıyor. Dışarı çıkınca pıhtılaşıyor. Evet. Bu arada şekilde. Demin Erdem amcanızın söylediği midesi burnunda adlı söylem eğer gerçek tıbbi bir terim olsaydı bayağı durum tehlikeli olurdu. Çünkü midemizin burnumuzda olması demek bir şekilde yedikten sonra yemeğin buraya doğru gitmesi gerektiği bu da yer çekimine aykırı. Ayrıca bütün yediklerimizi bir hapşırıkla dışarı çıkarabileceğimiz avantajı da olabilirdi. Yani her şeyin evet. Bir avantajlı bir dezavantajlı yanı var sevgili izleyiciler. Bu durumda sümükleri akıyor dediğimiz kişi yemeklerin akıyor dememiz gerekirdi. Bu iğrenç bir durum olurdu ve kişinin devamlı olarak acıkmasına sebebiyet verirdi. Neyse ki midemizin yerinden hepimiz hoşnut vaziyetteyiz. Bir satisfaksiyon yaşıyoruz evet. Bu konuda sevgili izleyiciler. Geçmiş yıllara ilk tarihe döndüğümüz zaman yani mağara insanlarına onlarda da birer mide olduğu konusunda hemfikir olmaktan başka çaremiz yok. Bu kişilerde de mide yine aynı yerde ve yine yedikten sonra şeklinde yutmak suretiyle oraya gönderiyoruz. Neden oraya gönderiyoruz? Çünkü öbür türlü kanımızla beraber vücudumuzda yemeklerin dolaştığını düşünebiliyor musunuz? Üstelik sevgili Cenk amcanızın yaptığı gibi kuğu şeklinde yutkunma midemiz ancak orada olduğu zaman ve bütün hayvanlarda, bütün canlılarda mide aynı yerde olduğu için bu şekilde gerçekleşiyor. Bir daha alabilir miyim kuğu yutkunmanı? Gerçekten harika bir yutkunum. Tebrik ediyorum. Bu yutkunum tekniğiyle bütün bir elmayı yutabilirsiniz. Ama önce kursağınıza gelmesi gerekir ki orada biraz şey yapın ama bizde kursak bulunmaz. Yani diğer insanların aksine bizde kursak bulunmaz sevgili bizde kursak bulamazsınız. Boşuna heveslenmeyin sevgili izleyenler. Evet şimdi bugün nedir bölümümüzün konu sevgili midemiz sizlerin de anlamış olacağınız gibi sevgili izleyiciler. Cenk amcanız az evvel tarihçesinden biraz bahsetti. Mide ilk günkü haliyle şu an hala vücudumuzda bulunmaktadır. Vaktiyle şuradaydı da şimdi buraya geldi şöyle bir yolculuğa çıktı falan gibisinden herhangi bir olay söz konusu değildir. Eski midelerle şimdiki mideler arasında da en ufak bir fark inanır mısınız yoktur sevgili izleyiciler. Evet ve yuttuktan sonra midemiz şununla yetinmez. Tamam yuttun zaten o yemeğin yukarı çıkacak hali yok. Tabii o zamanlar daha karbondioksit içecekler falan bulunmamış reflü falan hiç bilinmiyor. O yüzden bir kapağımız vardır sevgili midemizin üzerinde. Nasıl ki kavanozlarımızda da var. Bunları açıyoruz bu hava kaçırıyor falan diyoruz.
Bu şekilde açılan mide kapağımız biz yuttuktan sonra hemen o anlıyor bir şey yuttuğumuzu. Geliyor diyor, pat açılıyor. Tabii bazı durumlarda midemiz şu an kimseyi almıyorum falan şeklinde kapris yapabilir nadir durumlarda. Bu işte bir takım çevresel etmenler, stres, iş yoğunluğu falan. Bu midemizi sıkar ve yeter almayacağım. Bugün kimseyi sindirmiyorum falan gibisinden evet. Sizin yemeklerinizin buradan buraya kadar dizilmesine sebebiyet verir. Dolayısıyla günümüzün en büyük dertlerinden biri olan obezite aslında mide kapakçığımızın böylesine saf, böylesine iyi niyetli olmasından dolayıdır. Eğer o da deseydi ki kardeşim öğle yemeği 1 ile 2 arasında, onun dışında bana bir şey göndermeyin, açılmıyorum deseydi, hadi bakalım o zaman acıkan adam yiyebiliyor muydu, ama öyle yapmıyor. Aa gönder sindiririz, ayıpsın diyor. İşte bu evet. Da biraz fazla. Yani yapamayacağı kadar işi üzerine alan bir insan nasıl hiçbir işini doğru düzgün yapamazsa, sindiremeyeceği kadar yemeği içeriye alan bir mide de aynı şekle geliyor sevgili izleyiciler. Yani midemizin arada bir kapris yapıp sinirlenip bugün arkadaş çalışmıyorum diyebileceği durumlar ortaya çıkması aslında iyi bir şey. Evet. Midemizin içerisinde de asit adını verdiğimiz bir dostumuz var. Çünkü o yemekleri yediniz, ama eğer o asit midede olmasa ve sevgili tükürük bezlerimizde olsaydı yemeği önce şeklinde elimizde sindirip daha sonra diye içmemiz gerekirdi. Bir daha elinde bize... sindirir misin Cenk'ciğim? şeklinde. Bu da bize sinek denmesine sebebiyet verebilirdi. O yüzden bir de evet, onun bir şey kötü yanı daha var Cenk'ciğim. Ellerimiz bu aside dayanıklı olmayacağı için ellerimiz de mahvolacaktı. Yani her yemekte ellerimiz yara bere içinde kalacaktı. O tabii bakacaktık ki elimizde olmuyor bu iş. Mide yemeğimizi masanın üzerine döküp o öyle pıs pıs diye yapacaktık ve oradan işte kaşıkla falan değil, rezillik yani. Rezillik, ama tabii bu durumda da bir iş yemeği yiyelim mi falan gibi durumlar ortadan kalkacaktı. Çünkü hiç kimse birbirini yemek yerken görmek istemeyecekti. Nasıl ki umumi tuvaletler varsa umumi lokantalar olacaktı. Oraya gidip herkes yemeğini orada sindirip kimseye gözükmeden daha sonra falan diye çıkıp normal artistik hayatına devam edecekti. Evet, yani bir öğün 1 lira diye içeriye gireceğimiz yerler olacak. Evet, yani büyük öğün ya da atıştırma, onlara göre fiyat değişimi olacaktı. Evet. Dolayısıyla şu anki halimizden memnun olduğumuzu gözlemleyebilirsiniz. Yani bütün bu söylediklerimiz şu ankinden çok daha kötü seçenekler sevgili izleyiciler. Evet, ve de nasıl bir şey oluyor? Yani biz yutuyoruz, çlongs diye içi su dolu bir tencereye atmış gibi oluyoruz yemekleri. Ama öncesinde ne yapıyoruz? Sindirim nerede başlar? Lokantada başlar. Çünkü oraya garsona vereceğimiz siparişe göre çorba istersek sindirimi kolay başlatmış oluyoruz. Ama önce bize bir tandır ver dersek sindirim zor başlamış oluyor. Yani aslında sindirim ağızda değil, garsonda, lokantada başlar. Sindirim mutfakta başlar sevgili izleyiciler. Bu arada tabii az evvel Cenk amcanız ağzına kadar, yarısına kadar su dolu bir mideden bahsetti. Neden su dedi? Çünkü oradaki asit tam bir asit değildir. Yani saf asit değildir. Asit çözeltisi. Neden? Çünkü bunu okullarınızda da görmüşsünüzdür. Mide öz suyu dediğimiz bir sudan bahsediyoruz. Evet, çünkü birçok başka su olduğu için ona öz su. Yani hakiki, kendi suyu anlamında. Midenin hakiki kendi öz suyu gibi bir isim vermek mecburi olmuştu tıbben. Bir de diğer organlarımızın hep suları başka yerlerden gelir. Kendilerine ait bir suyu, mesela işte böbrek öz suyu, bağırsak öz suyu diye bir şey yoktur. Ama midemizin kendine ait, kendi ürettiği, kendi ihtiyacını giderdiği ve sonra da kullandığı bir kendine has suyu vardır. O yüzden öz suyu demişizdir evet. Sevgili izleyiciler. Ve sanılanın aksine biz yemekleri yuttuktan sonra midemiz onu bağırsak dediğimiz diğer dostumuza gönderirken aşağı doğru dümdüz gitmez. Çünkü o zaman biz yedik miydi anında vın hepsi bağırsağa giderdi. Midemiz o zaman ne yapmış olurdu? İşten kaçmış olurdu. O yüzden midemize düştükten sonra hafiften bu tarafa doğru sifonyal giderek orada bir yavaşlar. Orada sindirim şey olur. Buradan sonra bu tarafa doğru. Bir yukarı çıkış parmağı var orada değil mi Cenk'ciğim? Evet. Şöyle küçük bir. Bir dikkat ederseniz sevgili izleyiciler, mesela bir sevgili klozetin yandan kesitini alın. Aynı midemiz gibi su gider, biraz yukarıya çıkar, tekrar aşağı iner. İşte bu içerisinde bir miktar suyun kalmasını sağlamak içindir. Evet. Sevgili midemizde de aynı sistem gerçekleşmiştir. Dolayısıyla klozetleri aslında insanoğlu midemize bakarak yapmışlardır. Sadece klozet değil, lavaboların altında da aynen bu şekilde bir ivme vardır. Eğer vücudumuzda bu ivme olmasaydı her lodosta ağzımızdan garip kokular gelebilirdi. Ne oluyor, lodos var galiba falan gibisinden konuşmalar günlük hayatımıza dahil olurdu. İlginç. O lodos, lodosa sırtımızı döndüğümüzde ve ağzımızdan bir takım kokular geliyor. Sırtımıza dön tabii. Allah Allah.
Ben bunu bilmiyordum Cenk'ci. Rica ederim. Teşekkür ederim. Şimdi midemizin bu tarafında ise güzel bir çeper vardır. Hatta bilirsiniz eğer reflüden şikayetçiyseniz sol tarafınıza yatmanızı önerirler. Çünkü orada bağırsak yok. Bu tarafınıza yatınca yiyeceklerin hepsi koşa koşa bağırsağa gidiyor. Bu tarafa yat ki mide rahat rahat sindirsin denir. Yani sol ya hayatımız midemizin rahatını düşünmekle geçiyor sevgili izleyiciler. Yani aslında midemizin alt kısmı diyebileceğimiz şey midemizin sol tarafındadır. Tas kısmı değil mi? Tas evet. Bölümü. Evet. Bu 12 parmak bağırsağından bahsetti Cenk amcanız. Evet bu midenin tam kalın bağırsağa bağlanmadan ince bağırsağa bağlanmadan önceki son çıkışıdır. 6 sağ 6 sol olmak üzere 12 adet parmağı vardı. Peki mide eli var mıdır Cenk'ciğim? Mide eli. Tabii aralarında şöyle husumetler yaşanıyor. Yani sen bunu tam sindirmemişsin. Ben şimdi niye bunu bana kastırdın? 12 parmak mı diyor bu? 12 parmak diyor. 12 parmak çünkü biraz açıkçası şeydir, eziktir. Neden? İnce parmak, ince bağırsağın bir işi var. Kalın bağırsağın olayı belli. Fakat 12 parmak bağırsağı öyle arada bir geçiş gibi bir kalmıştır. Ve atanamamış bir bağırsak gibidir adeta. O yüzden ama şimdi bunu nerede falan diye. Mide ağrıları ya da mide yanması dediğimiz şey bu 12 parmakla mide arasındaki husumetten dolayı ortaya çıkar. Evet aslında midemiz çok sevdiğimiz bir dostumuzdur. Çünkü midemiz olmasaydı düşünsenize mantı yiyemezdik. Efendime söyleyeyim kebap, et falan gömüzleyemezdik. İyi ki midemiz vardır sevgili izleyiciler. Evet, mideye güzelleme adlı eserini dinlediniz. Hayır, çok gömdü o biraz güzelliğim dedim. ve de dikkat ettiyseniz herkesin midesi kendi vücudunda bulunur. Kan için de aynı şey söyleniyor. Kan için de aynı şey söylenir. Neden? Daha sonra husumet çıkmasın diye. Vay benim midem sen dedi de doldurmuşsun da şöyle olmuş. Aa, ne oldu? Niye midemi doldurdun falan gibi. Midesinde olmasın diye herkesin kendi iç organı. O yüzden iç organdır. Çünkü dış organ olsa yani midemiz şurada olsaydı deyip arkadaşımıza bir mideni versene bir iki bir şey sindireyim acıktım şeklindeki söylemler olabilirdi. Bu yüzden içeride onu öyle kolay kolay çıkaramazsınız oradan. Ayrıca sevgili izleyiciler sanılır ki yani biz yediğimiz şeyler aslında vücudumuzda kana karışsın bize işte güç kuvvet versin falan diye yiyoruz. Hayır öyle olsaydı biz her şeyi damardan almak suretiyle de zaten bu ihtiyacımızı giderirdik. Ama öyle yapmıyoruz. Yiyoruz ve midemizde bunları sindiriyoruz. Neden? Çünkü sevgili ağzımızla başlayan çiğneme, tad alma dilimiz, yutağımızla devam eden o güzelim yeme adını verdiğimiz ve saatler sürmesini beklediğimiz... En az olgu, 2 saat bekliyoruz çünkü yani yavaş. Olguyu yaşamamız için bu böyle oluyor diye düşünüyoruz sevgili izleyiciler. Neden bu sindirim yavaş yani neden midemiz 2 dakikada sindirmeyi bilmiyor mu? Biliyor ama nasıl ki kısık ateşte yapılmış bir et çok güzel ve lezzetli oluyorsa midemiz de işini severek yapıyor ve yavaş yavaş acele etmeden hallediyor. Acele etse zaten bir kısmı maalesef hali hazırda yuttuğumuz gibi bağırsaklara gidecek. Ayrıca midemizin özellikle midemizin az evvel Cenk amcanızın bahsettiği girişindeki bulunan kapağın insanların amuda kalkmasını da sağlayabilecek bir özelliği vardır sevgili izleyiciler. Tek taraflıdır yani sadece midemize giriş şeklinde açılır dışarıya yukarıya doğru açılmaz. Daha doğrusu yaylıdır o aşağıdan çok büyük baskı olması lazım ki o böyle çıkar o zaman reflü falan ortaya çıkar. O yüzden hayır aşağı diyor onu bastırmaktadır hep. İşte bu sayede insanoğlu amuda kalkabilir takla atabilir öbür türlü yemekten sonra amuda kalktık mıydı midemizde ne var ne yok affedersiniz yerlere saçardık diye düşünüyoruz. Evet ve midemiz çıkışında yani 12 parmak bağırsağına girerken ya da oradan da çıkarken başka herhangi bir kapak bulunmaz. Çünkü o zaman 50 tane kapakla mı uğraşacaksın? Şey, bir tane kapakla olay halledilmiştir. Midemizin şekline biraz odaklandığımız zaman da böbrek şeklinde bir midemiz olduğunu evet, biraz görüyoruz. Birbirlerine benziyorlar açıkçası. Yani sanki böbreğin büyüğü gibi duruyor değil mi Cenk'ciğim? Evet. Fakat biraz daha tabii yatay duruyor falan. Aslında çok böyle estetik bir şekli var. Yani içerisinde bir şey düşünün o slogs falan diye evet. Güzide bir ses de çıkıyordur diye düşünüyorum. Ama böbreklerimize benziyor fakat böbreklerimiz onlardan daha küçük olduğu için neden küçükler? Henüz okulu yeni bitirmiş bir cerrah yanlışlıkla mide ameliyatı diye böbrek ameliyatına dalmasın, böbreklerimizi kesip atmasın diye o kadar birbirine benzemez yani. Bir de midemiz bir tanedir. Böbreklerimiz biliyorsunuz sağ ve sol böbreğimiz olmak üzere 2 tanedir. Aslında midemiz sağ ve sol olmak üzere 2 tane olsaydı işte o zaman karışıklığın alasını yaşardık alasını sevgili izleyiciler. Yani... Suyu buradan içelim yok ıspanağı buradan yiyorum ben. Böyle saçmalıklar yaşanırdı. Ondan sonra vay ne yaptın sen? Ya içki içtiğim tarafa şey yapmışım. Yemeği yemişim. Büyük midem ağrıyor falan gibi olur. O yüzden tek mideyle iş çözülmüştür. Evet. Dolayısıyla sevgili izleyiciler midemiz
böylesi güzide bir dostumuzdur. Her daim bizi düşünen bir sevgili organımızdır. Peki vücudumuzdaki en büyük organ mıdır? Hayır, değildir. Yani mesela vücudumuzda daha büyük organ, mesela en büyük organımız derimizdir. Kilometre karelerce ya da bilmiyorum metre karelerce bir alanı evet. kaplar. Ve biz büyüyüp gelişip serpildikçe, yani boyumuz 2 metre 2,5 metre falan olunca, o deri daha da üzerine eklenerek iyice büyük bir hale gelir. Midede biz büyüdükçe büyüyor mu Cenk? Midede, çünkü midede aslına bakarsanız bir kas. Ne? Kas. Sonuçta birer kas yığını olduğumuzdan dolayı midemiz de bir kas. Ona ne kadar kesinlikle şey gram yağ yok mu Cenk? Yok. Ne kadar yemek tıkıştırırsanız o kadar büyüyebilir. Peki burada, midemiz bu sindirmeyi sadece içerisindeki asidik öz suyuyla mı yapıyor, yoksa bir takım vas vas falan gibi böyle yoğurmalarda gerçekleştiriyor? Evet, çok bu kadar yoğun olmasa da küçük bir gerilme ve yavşama suretiyle kendisi o sevgili asidimize yardımcı oluyor. Yardımcı oluyor. Zaten midemizin iç çeperine bakacak olsak sevgili izleyiciler, aynı hani işkembe çorbası ya tuzlama içerken bir miktar o güzelim tuzlamanın üzerine bakın, midemizin içi aynı öyle sevgili izleyiciler. Yani acayip beyine benzeyen bir şey. Evet. Değil yani mi? Görüntü olarak birazcık tabii tiskinç ama çok güzel. Yani güzel bir çorbası. Ben tuzlamayı çok severim. Evet. Dolayısıyla midemiz hakkında söyleyeceğimiz pek de bir şey kalmadı aslında. Artık midemizi çok daha fazla belki sevdiğimizi. Belki biraz mide ekşimesi, mide yanması, bunlar nedir? Onlardan bahsedebiliriz. Şimdi mesela güzel bir konuya değindin. Çok teşekkür ederim Cenk'ciğim. Midemiz ne yapıyor dedik. Biz çok fazla yersek büyüyor ve normalde atıyorum 1 kiloluk bir şey alacaksa büyüyor büyüyor, bir bakıyoruz 20 litrelik damacana kadar olmuş, 20 litreyi de alabiliyor. Bu yüzden şöyle yapıyorlar şimdi, kelepçe ameliyatı denen bir şey var. Şimdi ne yapıyor adam, burada yutaktan hemen altına böyle bir tane kelepçeyi yıkıyor. Kelepçe zaten kendi başına 10 kilodur en az. Ne? Kelepçe dediğin şey. Yani zayıflayayım derken daha beter şişmanlıyor diyorsun. Onu buradan böyle sıkıştırıyor. Ne yapıyorsun bu durumda? Bir şey geldiği zaman doydum galiba falan diyorsunuz. Çünkü orada hiçbir şey kalmamış oluyor. Ondan sonra yavaş yavaş aşağı doğru devam ediyor. Mesela böyle yapılacağına, yani vücudumuza dışarıdan böyle garip kurabiye kelepçe müdahale edilmesin. Evet. Efendim şudur budur takılacağına, orada duran metrelerce bağırsak var. İncesi var, kalını var, 12'si var. Daha belki araştırsak başka bağırsak türleri de keşfedilebilir. Başka isimler de verilebilir yani. Hani her bir bağırsak doktoruna birer santimlik isim verilse, bu işte George bağırsağı, Ahmet bağırsağı, Remzi bağırsağı gibi. Dolayısıyla o bağırsak güzel bir şekilde midenin etrafına sarıp kokoreç diyoruz. Evet. Onu şöyle güzelce çekiştirip iyice sıkarak, yani mide böylesi böyle sardık böyle küçülttük. İyice şöyle çekip ondan sonra devam etsek, hem o kelepçe vücudumuza girmeyecek hem de kendi içimizde olayı çözmüş olacağız. Kendi organlarımızla midemizi küçültmenin yolunu evet. bulacağız diyorsunuz. Böyle çünkü dikkat ederseniz Cenk amcanız bağırsak düğümlensin. Bağırsak düğümlenmesini keşfettik sevgili izleyiciler. Şimdi bir de tabii şu var. Mide boşluğumuz, mide neden o kadar büyüyebiliyor? Adamın yeri esnek. Var. Ama, balon gibi düşünelim değil gibi. Mi? Ama aslında yasak. Yani nasıl ki sizin tamam arsanız var ama siz evi oraya kadar genişletemiyorsunuz. Belediye geliyor, bir dakika burada şey yok diyor, yık orayı diyor size. Ama şimdi midemiz de aynısını yapıyor aslında. Siz yiyorsunuz. Mide boşluğu kocaman bir yer. O böyle genişliyor. Mideye direkt bir takım şeyler yapmaktansa o boşluğu küçültecek, oralara bir şeyler tıkıştırsak. Ya bence şöyle bir şey, hiç aslında vücudumuzun içine dalmaya falan gerek yok. Yemeklerden önce sevgili izleyiciler, mesela akşam yemeğine oturacaksınız. Ne yapıyorsunuz? Eve işten yorgun argın geliyorsunuz. İşte pijamaları giyip en böyle esnek şeyinizi giyiyorsunuz. Ondan sonra rahatlamış vücuda paso yemeği indiriyorsunuz. Öyle değil. En dar kıyafetleriniz, hatta içerisine bir de güzel en kalınından ve sertinden korse giyip oturduğunuz zaman zor nefes alacak hale geldiniz mi? Bakınız o masadan o tabak bitmeden kalkabiliyor musunuz, kalkamıyor musunuz? Kesinlikle yarısına bile gelemezsiniz diye düşünüyorum. Evet. Bir iç korse de düşünülebilir. Yani bağırsaklarımızı mide korsesi düzgün ve dikkatli bir şekilde mide boşluğumuza tıkıştırırsak mide genişleyemeyeceği için direkt bir doyma hissiyatı oluşacaktır. Yani boşu boşuna vücudumuza dışarıdan müdahale ettirmeyelim. Hele o yabancı maddeler, kelepçedir, şudur budur. O tarz şeyleri kesinlikle düşünmeyelim sevgili izleyiciler. Yani düşüneceğimiz şey kokoreç olsun, tuzlama olsun. Kokoreç olsun, yanında da ayran falan olsun sevgili izleyenler. İzmir kokoreç olsun ama içerisine öyle domates momates istemez. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan.